Onların bıraktıkları bu emaneti de biz de geleceğe taşımak, önümüzdeki nesillere aktarmak konusunda elimizden geleni yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Bizle birlikte geldik. Orada Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bir konuşma yaptılar. Daha sonra ayrıldılar kutlu doğum münasebetiyle. Büyük bir öngörüyle bu hizmetleri başlatan başta Muhterem Hocamız olmak üzere bütün büyüklerimize şükranlar. Müslümanlar teşkil ediyorlar. Ama bizim de din görevlisi arkadaşımız nereden edindiğim izlenim biraz Fransa'daki faaliyet almışız. Güne nispetle çok verememişiz. Organizasyonu ve diğer ülkelerin ağır basması, oraların ince değerlendirilmesini engellemiş gibi gözüküyor. Türkiye'nin artan önemine paralel olarak toplumumuzla kucaklaşma, İçinde yaşadığımız toplumun barışına kurullar ve kongreler son derece önem arz ediyor. Rutin bir iş olmaktan ziyade bir öz eleştiri genel kurulunda öyle olacağına inananla da eminim. Ve bölgesi yani en fazla dün hocalarımız da ifade ettiler. Bugün bir din görevlisi burada bir görevlinin 150 çocuğun eğitimiyle meşgul olması ne pedagojiktir ne insanidir ne de üstesinden gelinebilecek bir şeydir. Hocam onu sonuna mı? Şeyden önce. Faaliyet. Tekrar teşekkür ediyorum. Fransa DİTİB olarak 1986'dan bu yana faaliyetler sürmekte. Fakat az önce Sayın Başkan Yardımcımızın da ifade ettiği gibi diğer Avrupa ülkelerine nazaran Fransa'ya gelen hizmette nedense biraz aksama veya ötekilere oranla miktarda biraz azlık söz konusu idi. Hatta ben 2 yıl önce galiba bir toplantıda başkanlığımızın saygıdeğer yetkililerine dedim ki ben Fransa hududuna burası Almanya diye yazdıracağım. Belki o sebeple buraya daha sık gelirsiniz dedim. Çünkü Almanya'da bizim oraya gelmesi devamlı muradımız var. Sayın Başkonsolosumuz da buradayken ben buradaki görev sürem boyunca Sayın Büyükelçilerimiz Uluç Özülker Beyefendi'ye, Sayın Büyükelçimiz Osman Korutürk Beyefendi'ye de durumu ve Başkonsolosumuz beraber görev. Daha önceden olduğu gibi benim müşavirliğim döneminde ve DİTİB başkanlığım döneminde devam edildi. Biz bir şeyi başlattık. Türkiye'de olduğu gibi bir